Herkese merhabalar. Ee, girişimciler için e, kullanıcı deneyimi konuşacağız, tasarımı konuşacağız. Ee, herkesler önce herhalde girişimcilerin e, önem vermesi gereken bir konu çünkü e, işe başladığınız yer aslında girişimin oluştuğu yer ve burada yapacağınız hatalar veya burada e, yapacağınız doğrular e, sizi çok başka bir yere taşıyabilir. O yüzden çok stratejik bir nokta işin başlangıcında bazı temellerin doğru atılması girişimin başarılı olmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi oluyor. Bana yazdıkları zaman işte UX ile ilgili bir sunum yapar mısın diye Erman dedi ki biz böyle 20 dakikalık böyle vizyon açıcı ya işte çok ilham verici bir sunum işte hayal ediyoruz dedi. Ben de zannettim ki herhalde sunumu hazırladılar ben sunmaya geleceğim. Ondan sonra fakat öyle değilmiş. O yüzden oturdum bu sunumu hazırladım sizler için. Şimdi sunumu yaptım gönderdim. Sonra içime sinmedi çünkü işte orada süreçleri anlatıyoruz. işte kullanıcı odaklı tasarımı anlatıyorum ama yani ilk slide zaten daha girişten şey böyle. Ee, anlaması zor bir slide yani, o yüzden hani kafama takıldı ve akma 5 sene önce olan bir e, olay geldi. Bu e, meşhur bir GAF e, olarak bence tarihe geçmiş bir olay. 2012 yılına geçiyor, 5 e, sene önce. E, bu kişi e, Starbucks'ın CEO'su Howard Schultz. Howard Schultz o dönemde hala da öyle sanırım Twitter'ın board'unda yani yönetim kurulunda ve bir yönetim kurulu toplantısındayız. Ben yokum tabii o yönetim kurulunda. ama Jack Dorsey ile Howard Schultz konuşuyorlar. Howard Schultz eğiliyor ve Jack Dorsey'e şöyle bir soru soruyor. Diyor ki siz diyor neden bütün müşterilerinize kullanıcı diyorsunuz? Şimdi bunu tabii ki Starbucks'ın CEO'sunun sorması çok doğal bir şey çünkü onlarda böyle bir hani kullanıcı ilişkisi yok yani Starbucks'a gidersiniz kahvenizi alırsanız siz kapıdan girdiğiniz anda zaten müşterisinizdir ve zaten %90 ihtimalle oradan bir kahve alacaksınızdır. O yüzden onun için yani çok mantıklı bir soru ama Jack düşünüyor şöyle bir ve diyor ki bilmiyorum diyor yani biz onlara hep zaten öyle demişizdir yani onlar hep kullanıcıydı bizim için diyor. Ve ee, o konuşma orada tabii toplantı bitiyor ama Jack kafasına takılıyor bu konu ve bunun üzerine biraz daha düşünüyor ee, ve gidiyor biraz araştırmaya karar veriyor. Sözlüğü açıyor, işte user ne demek, işte consumer ne demek ee, bunlara bakıyor, tanımları şey yapıyor sonra diyor ki ben anneme diyor mesela user diyemem diyor. Bir de orada user, abuser durumu var İngilizce'de e, yani user deyince böyle sanki e, farklı bir anlam çıkabiliyor. O, o tabi e, customer'ı çok beğeniyor yani customer evet bizim doğru kelimemiz customer diyor. Ve e, bir kararı varıyor diyor ki bundan sonra diyor ben eğer diyor e, şurada yazıyorum e, eğer diyor bir daha user dersem benden 140 dolar e, ceza kesin diyor. Ve e, açıyor e-mail adresini bütün şirkete mail atıyor. E, bundan sonra diyor biz herkese customer diyeceğiz user demeyeceğiz diyor. Ve sonra da bu tabi e, Tumblr'da da yayınlıyor filan e, bu viral oluyor. Ee, ve tabii ki bazı tasarımcılara ulaşıyor ve tasarımcılar bunu duydukları zaman e, gülüyorlar. Çünkü e, burada e, örnek olarak Adaptive Pet'in e, kurucusu e, James Garrett, e, kendisi Ajax teknolojisinin isim babasıdır. E, ve bir e, bilgi mimarıdır, e, tasarımcıdır, deneyim tasarım şirketi var. Gülüyor tabii ki bunu duyduğu zaman, okuduğu zaman ve hemen e, klavyeye sarılıyor ve o da bir cevap yazıyor. Diyor ki, müşteri... Ee, aslında bir statüdür yani müşteri olunur yani sen müşteri değilsin bir müşterilik bir statü ee, müşteri olabilmen için seninle şirket arasında ticari bir ilişki olması gerekiyor. Dolayısıyla şuraya geliyoruz müşteri size para ödemiş kişi veya kuruluştur. Bu çok net. Yani kafaları biraz netleştirmek gerekiyor. müşteri kimdir, kullanıcı kimdir. Bunlar ayrı kişilerde olabilir. Bunlar aynı kişilerde olabilir. Ama bu konuda çok net olmak gerekiyor. Ee, bu örnek çok net olduğu için hani burada paylaştım. Müşteri burada gördüğünüz gibi baba ama kullanıcı bebek. Yani bu ürünü yapan kişi, oyuncağı yapan kişi babaya yapmıyor. Babaya da tabii ki bazı değer teklifleri var. İşte zekasını şöyle geliştireceğiz, böyle geliştireceğiz kısmı. Ama çocuğa olan kısmı işte renkler, işte eline batmıyor olması, hani onun algılayabileceği seviyede e, öğeler içermesi. Ee, olayı aslında çok netleştiriyor. Başka bir örnek yüzük örneği. Burada müşteri kim? Damat. Kullanıcı kim? Gelin. Ee, yani bu yüzüğün bu gelinin parmağını olması gerekiyor ve e, onun beğeni olması gerekiyor, onu taşımaktan keyif alması gerekiyor e, ve müşteri olan damat için de önemli tabii ki cevabın evet olması. Dolayısıyla müşteri deneyimi damat için farklı, e, gelin için farklı. Şimdi dijitale gelelim. Dijitalde her müşteri bir kullanıcıdır. Kullanıcı olmak zorundasınız. Yani doğrudan bankacılık diyoruz, e ticaret diyoruz. Burada kullanıcı olmadan bu hizmetten yararlanamıyorsunuz. Dolayısıyla siz dijital dünyada her müşteri bir kullanıcıdır diyebiliriz. Fakat her kullanıcı müşteri olmayabilir. İşte zaten bu kelime aslında bütün dijitali özetleyen bir cümle. Nasıl özetliyor? Her 100 kullanıcıdan sadece 3'ü müşteri olmayı seçmektedir. Yani bu bir dönüşüm oranını ifade ediyor ve bu istatistik 2014-2016 arası bütün dünya e-ticaret dönüşüm oranı ortalaması. Yani 100 kişi geliyorsa bunun ortalama 3'ü sizden alışveriş yapıyor. Dolayısıyla burada 100 kullanıcı var, 3 müşteri var. Aradaki fark aslında o kadar net. O zaman şimdi aslında ilk slayda gelelim. İşte ilk slide buydu, dün akşam gönderdiğim. Kullanıcı var, müşteri var, marka var. Markanız kullanıcıya pazarlama kanallarından ulaşıyor. ulaşıyor. Kullanıcı olduğu sürece bütün yaşadığı deneyim aslında kullanıcı deneyimi. Henüz bir ticari ilişki yok. Ee, ve burası e, sol taraf kullanıcı deneyimi. Sizinle temas noktaları arası, aracılığıyla ki bunlar şu an ağırlıklı olarak grafik arayüzler ama e, biraz sonra demolarda göreceğimiz gibi... E, sesli artık iletişim veya işte botlarla iletişim gibi yerlere gidiyoruz. İşte zero UI'lar falan. Ama temas noktası gerçeği değişmiyor. Tema bir temas noktası var ve oradan geçerek müşteri oluyor bu kullanıcı. Dolayısıyla müşteri olduktan sonraki kısım müşteri deneyimi, olmadan önceki kısım kullanıcı deneyimi diyebiliriz. Bu tabii ki e-ticaret ve dijital iş modellerini kapsayan bir şey. Dolayısıyla bu bizi şuraya getiriyor. Tabii tasarımcılar bu sene içinde boş durmadı. Ne yaptılar? Ya bir UX var, bir CX var. Bunlar ne olacak? Ne birleşecek falan. En e, tasarımcı hareketi yaptılar. U'yu da C'yi de attılar bu işin içinden. Geriye sadece X kaldı. Yani deneyim. Yani olay aslında deneyim tasarımına dönüştü. Buna bugün işte servis tasarımı diyen var. işte deneyim tasarımı diyen var. Günün sonunda metodoloji değişmiyor. Bu bugün de icat olmuş bir şey değil. Kökleri çok eskiye dayanan bir şey. Eee ama deneyimi şöyle tanımlayabiliriz. Markanızın sunduğu fayda ile kullanıcıların toplam etkileşimidir. Müşteri de bir kullanıcı olduğuna göre ki biraz sonra göreceğiz. Ee, bu toplam etkileşimdir yani deneyim. Bunun tasarlanması mümkün müdür? Bazı yani bazı otoriteler bu mümkün değildir. Yani deneyim tasarlanamaz. Bu işte çok spontan bir şeydir. Yapılabilecek bazı şeyler var. Ee, nedir bu şeyler? İşte aslında bizim kullanıcı odaklı tasarım dediğimiz süreç. Ee, 5 adımdan oluşuyor. Özellikle dijital özelinde konuşuyorum şu anda. Bir keşif aşamamız var. Keşif işte bu hani binadan çık git işte fikrini validate et kısmına denk geliyor. Bu tabii bizi hemen şu Lean Canvas olayına götürüyor. Lean Canvas dediğimiz hikaye çıkmadan önce de aslında customer development vardı. İşte Steve Blank buna, Steve Blank buna customer development diyor. Ama işte Eric Rice işte Lean Canvas diyor. Aslında aynı şeylerden bahsediyoruz hep ve şuradaki yazıyı da okumanızı tavsiye ederim. Bu arada sunumun sonunda sunumun linkini de paylaşıyor olacağım. Bu linke gittiğinizde aslında link canvas olayının da bir kullanıcı odaklı tasarım süreci olduğunu anlatan çok ilginç bir yazı. Birinci adımda keşif var dedik. Kullanıcımızı keşfetmemiz gerekiyor. Kullanıcı araştırması yapmamız gerekiyor ve kullanıcı tiplerini belirlememiz gerekiyor buradan daha derin analizlere de gidilebilir, İşte etnografik araştırmalara gidilebilir, sağ araştırmaları veya işte personelara gidilebilir. O kadar derine girmeyeceğiz, sadece pratik birkaç tane şey söyleyeceğim bu aşamada. Ama yani şöyle söyleyeyim, şu geri kalan hikaye keşif olmadan sıfır. Yani siz müşterinizi tanımadığınız sürece hiçbir şekilde doğru e, ürünü geliştiremezsiniz, tasarlayamazsınız. Analiz kısmında bilgi mimarisi var, özellikle e, internet girişimleri için bilgi mimarisi çok kritik bir rol oynuyor. E, bu bilginin orke, orkestrasyonu anlamına geliyor aslında. E, bunu anlatacağım. Hipotez kısmı var. Artık bu e, keşif ve analiz kısmında edindiğimiz bilgileri bir hipoteze dökebiliriz, bir kağıda dökmeye başlayabiliriz. Ve o andan itibaren de aslında en kısa sürede e, hedef kitlemizle buluşturup e, deneme yanılma sürecine girmemiz gerekiyor. Zaten o sürecin adının deneme yanılma olmasının sebebi yanılıyor olduğumuzu biliyor olmak. E, ve bunu nasıl yönetebileceğimizi e, anlamak prototipi yapacağız, kullanılabilirlik testlerimizi yapacağız ve en son e, sentez kısmına geleceğiz. Yani e, görsel tasarımda birleşen bütün bu aslında veriyi sentezini yapan görsel tasarımı konuşacağız. E, ve aklınızda bulunması gereken şey her zaman şu, kullanıcı amacı kendi hedefine ulaşmaktır. Onun hedefinin ne olduğunu bilmek ve ona göre aslında bir e, deneyim sunmak bizim yapmamız gereken iş. Bizim hedefimiz elbette ki ticari hedeflerimiz var, başka hedeflerimiz var ama o, o hedefler kullanıcının hedefleriyle örtüşmüyorsa biz hiçbir yere gidemeyiz. Kullanıcı da gidemez. Dolayısıyla o iş batar. Ee, şimdi e-ticaretten örnek vereceğim burada 7 maddelik bir e-ticaret kullanıcı tipleri listesi var. Bunun ilk 5'i Nielsen grubun çıkarttığı bir rapordan aslında aldım ama iki tane de kendim ekledim. çünkü biz kendimiz çalışmalarımızda bu iki grubu da çok net bir şekilde görüyoruz. Birinci grup ürün alaklı grup. Bu ürün alaklı grup e, hız e, için hız önemlidir. Kafasında hangi ürünü olacağı, alacağı çok net bir şekilde vardır. Ürünü e, bir şekilde bulup alıp gitmek ister. Yorumları bile okumaz, e, açıklamasını bile okumaz. Böyle bir grup var. İkinci grup e, gezgin grup vakit geçirmeye gelmiştir. Yani ne var ne yok şöyle bir bakayım ondan sonra yeni, yeni neler çıkmış e, gibi. Aslında çok da alma ihtimali... E, ee, yüksek olmayan bir grup. Üçüncü grup araştırmacı grup. Bunlar çok detaycıdır. Bütün yorumları okurlar, o ürünü günde 20 kere ziyaret ederler. Fiyatı indi mi çıktı mı bunu takip ederler. Ee, bazı forumlarda görüyoruz mesela işte geçen gün bu ürünün fiyatı şuydu şimdi bu olmuş falan gibi e, takip eden insanlar var yani. Bunlar çok detaycı insanlar. O yüzden her şeyin çok net olması lazım o insanlar için. Kampanya avcısı tipi dediğimiz bir kullanıcı tipi var. Bu kullanıcı tipi belli yani kampanyanın en iyisi, en avantajlısı olana kadar da almaz o ürünü. Ee, bekler. Kampanya nasıl olsa bir hafta sonra gelecektir. Ee, tek seferlik müşteri var. Onda da hız önemli. Hatta size üye bile olmak istemez. Ee, üye de olmayayım ben alıp gitmek istiyorum yani diyen bir kullanıcı tipi. Ee, altıncı tip müşteri. Yani bu aşamalardan geçmiş ve sizden bir şey almış bir kişi sitenize geldiğinde tabii ki almış olduğu ürünle ilgili, siparişiyle ilgili bazı ihtiyaçları var. Onu karşılamanız gerekiyor. Sipariş takibiydi, iade, iptaldi, soruydu gibi bir alan. Buraya zaten kırmızı olarak not düştüm. Bu da Customer Experience tarafı oluyor. Ve kurumsal dediğimiz yapı, kurumsal müşteri de sizden ticari amaçlı sizi ziyaret eden, ya toplum alacak olan veya kendi ürününü satmak isteyen kullanıcı tipi. Şimdi e, bunları ortaya çıkartabilmek için aslında çok basit yöntemler var. Mesela YuzuBilla, e, e, Qualaroo ve e, Google Forms gibi tool'larla çok basit anketler e, sitenizde veya uygulamanızda çıkabilirsiniz. Ve bu anketler size kullanıcı tiplerinizi e, rahatlıkla söyler. Yani bu çok e, aslında basit bir şey bunu yapmak. O yüzden tavsiyem önce kullanıcı tiplerinizin ne olduğunu ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışın. Basit anketlerle bunu yapabilirsiniz. Birebir görüşerek de yapabilirsiniz kullanıcılarla. Ee, ve bunu önceliklendirin. Şimdi buradaki e, dağılım kullanıcı tiplerinin aslında hangi yoğunlukta olduğunu gösteren e, bir dağılım. E, anketi yaptığınızda göreceksiniz. İşte 100 kişiden ikisi işte şöyle e, gezgin çıkacak. Ne bileyim e, 28'i burada. Bu arada bu tamamen e, atmosfer sayılar. Kampanya avcısı çıkmış %28'e. Şimdi her kullanıcının da ihtiyacını karşılamamız gerekiyor. Yani ben sadece kampanya avcısının e, ihtiyacını karşılayacağım diyemeyeceğiniz için... Bütün aslında e, kullanıcı tiplerinin ihtiyaç duyduğu fonksiyonları sayfaya yerleştirmeniz gerekiyor. E, ve doğru doğru bir iş yaptıysanız eğer burada e, gördüğünüz sıcaklık haritasında odaklanmanın çok net olduğunu görmeniz gerekiyor. Bunu ben şeye benzetiyorum. Hani küçükken e, büyüteçle böyle e, güneşte kağıt yakan olduysa e, o güzel bir analoji oluyor benim için. E, o daha doğru bir yere şey yapabilirsiniz, yani odaklayabilirsiniz ilgiyi. Orada bir yoğunluk oluyor ve aslında siz işinizi düzgün yapmış oluyorsunuz. Burada da sıcak, sıcaklık haritası da bize bunu gösteriyor. Bunu sağlayan toollar neler? Hatçar ve Yandex Metrica. Yandex Metrica ücretsiz bir tool. Bunu da çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hatçar çok başarılı bir girişim bence ve sıcaklık haritası veriyor. Aynı zamanda size e, kullanıcıların hareketlerini de e, izlemenizi sağlayan başka araçlar da sunuyorlar. E, ve sıra bilgi mimarisinde analiz etmemiz gereken konu. Ne demiştik? Kullanıcı A noktasından B noktasına gitmeye çalışan aslında bir kişi. Ve A noktasında olduğunuzu varsayın ve B'ye gitmek istediğinizi varsayın. Arada geçmeniz gereken, aşmanız gereken bir bilgi mimarisi problemi var. Bu bir problem çünkü ne kadar iyi yaparsanız yapın bunu sizin başarı oranınız %70'leri geçemeyecek. Yani herhangi bir taksonomi dünyasına girdiğiniz anda 100 kişiden 70'i aslında istediği yere ulaşabiliyor. Böyle bir istatistik var. Dolayısıyla taksonomi iyi bir şey değil. Yani ne kadar bunu flat yani şey tutabilirseniz, seviyeleri az tutabilirseniz bir labirent yaratmamış olursunuz. Bilgi mimarisi de aslında bu bilginin orkestrasyonu yani bir orkestra şefi gibi olabilirsiniz. Bunun için neye ihtiyacınız var? Xsort diye bir Macintosh uygulaması var. Bu ücretsiz bir uygulama. Ve Optimal Workshop var. O da online bir servis. O da yani cüzi bir bedeli var ama her ikisi de çok iyi bilgi mimarisi tool'ları. Bu iki tool'u kullanarak da aslında çeşitli metodolojileri e, analizini yapabilirsiniz, bilgi mimarisinin e, ve kağıt eskizler. Bunun için de hiçbir şeye ihtiyacınız yok, kağıt ve kalem dışında. E, artık elinizde bir analiz var ve e, kullanıcı tiplerinizi biliyorsunuz, bu bu kullanıcı tiplerinin ihtiyaçlarını biliyorsunuz ve artık bir fikir üretme aşamasına gelebilirsiniz. E, i̇nternette aradığınız zaman kağıt eskiz diye veya işte paper prototype diye, e, yani binlerce, on binlercesini görürsünüz. Mutlaka hani bre, fikir fırtınası geliştirmek için bu yöntemleri kullanın. Başka bir örnek e, ve bir örnek daha. Yani bunlar aslında çok da keyifli çalışmalar. E, bu işi keyifli kılan e, taraflardan bir tanesi. E, kağıt eskizleri de yaptıktan sonra artık e, artık artık bir sonraki şeye geçemiyorum. E, bir sıkıntı var herhalde. Buradan sonra gideceğimiz adım aslında prototip adımı. Niye prototipe ihtiyaç diyoruz? Aslında bütün bu işte kısıtlı kaynağımızı ve işte yazılım e, maliyetimizi, ne bileyim geliştirme maliyetimizi e, karşılamadan önce gerçekten çalışırmış gibi o, yapan bir şeye ihtiyacımız var. Yani hani müşterinin önüne koyup kullan şunu veya kullan şunu değil de hani şunu yap bunu yap. Hani bu arada şey e, önemli olan... E, e, şeyi vermek, e, senaryoyu vermek, yap, yapılmasını istediğiniz görevi Kullanıcıya vermek, yani beğendin mi gibi bir sorudan ziyade, hani bunu yapabilir misin, şunu yapabilir misin gibi sorularla aslında daha çok yön vererek e, prototiplerle çalışıyormuş gibi davranan prototiplerle. Ee, bunu yapabilirsiniz. Bir kullanıcı kullanabilirlik testini. Bunun için de InVision, Proto.io ve Balsamiq gibi tool'lar var. Ee, benim favorim InVision. Çünkü çok e, kolaboratif yani grup çalışmasına uygun bir e, araç e, ve farklı noktalardaki ekiplerin birbirine geri bildirim vermesini e, olanak sağlıyor. E, tabii hani farklı yetenekleri var. Mesela Proto.io biraz daha e, kod yazabildiğiniz bir e, e, araç ve e, bazı nasıl diyeyim kompleks etkileşimleri inVision'da yapamayabilirsiniz. Ama pro, Protio daha uygun olabilir. Örneğin harita gibi. E, harita çünkü çok zor bir etkileşim ve onun testi bile prototipi bile zor. E, ve en son geldik sentez aşamasında görsel tasarım. Ben grafik tasarım okudum. E, ve yani e, bu sentez işiyle çok uğraştığım için hani bütün bilgiler geliyor ve siz e, günün sonunda arayüzü oluşturuyorsunuz. Ama konuya en sondan başlarsanız hani bir üründeki problem nerede acaba açalım bakalım aa bu ne biçim turuncu falan gibi şeyler yaparsanız yanlış yaparsınız. Çünkü bütün bu anlattığım hikayeyi yapmayıp sadece gelip de görüntüye bakarsanız bu sizi çok farklı bir yere götürür. Evet ve en son olarak altın bir kuraldan bahsedeceğim. Form işlevi takip eder. Form ve işlev aslında bir bütündür. Özellikle de bizim yaptığımız işlerde, dijital işlerde. Bu söylem Bauhaus Mimarlık Okulu'nda 1919 senesinde ortaya atılmış bir söylem. Bu okul 14 sene faaliyet gösterdi iki şehirde. Daha sonra da Naziler tarafından kapatıldı. Bunlar çünkü zararlı adamlar diyerekten. Ama bu okul bugünkü modernizmin temellerini atan, tasarım kuramlarının temellerini atan bir okul. Bu sözü söyleyen kişi de Louis Sullivan. 1920'de vefat etti galiba hatırladığım kadarıyla. Bu adam da modernizm ve gökdelenlerin mimarı olarak e, tarihe geçmiş bir kişi. E, bu ne diye soracak olursanız hani çoğunuz biliyor olabilir. Bu bir limon sıkacağı. E, gördüğünüz gibi formu tamamen aslında limonun sıkılması fonksiyonuna göre tasarlanmış. Fakat form ve işlevi çok iyi bir şekilde sentezleyebilmiş bir ürün. O yüzden de kült e, bir ürün olarak e, hayatımızda Alessi marka Limon sıkacağı. E, hepinize birer e, limon sıkacağı e, tasarlamanızı tavsiye ediyorum. Alesi gibi. E, sunumun linki burada. E, hepinize teşekkür ediyorum elindeniz için. Peki ben...